Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından sabır ve anlamı. Allah sizi esirgesin, sabır nedir? Cevap verdi. Tedirginlik ve telaşlanmayı tamamen terk ederek Yüce Allah'ın razı olacağı bir duruş sergilemektir. Nitekim Yüce Allah elçisi Aleyhisselam'a şöyle buyurur: "Ve Rablerinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret." Değerli alim Mücahit bu ayeti tefsir ederken "Sen de sabretin" anlamı kendini tut, nefsine hakim ol demektir. O yüzden sabır tedirginliği ve telaşı bırakarak kendisini sabırla kulluk etmeye zorlamaktır. Çünkü tedirginlik ve telaş sabrın zıttıdır. O yüzden sen "kul telaş ve tedirginliği üzerinden atar" dediğinde o kulun sabır konusunda tam anlamıyla kulluk makamında bulunduğunu dile getirmiş olursun. Sordum, sabır hangi hususlarda olur? Cevap verdi. 3 hususta sabredilir. Allah'a itaatte sabır. Günah işlememek ve Allah'a isyan etmemekte sabır. Bu dünyanın başına açtığı bela ve musibetlere karşı sabır. Sordum, bana sabredip direnme gücünü ne verir? Cevapladı, pek çok şey. Sordum, birkaçını söyler misiniz? Cevapladı. Birincisi, Yüce Allah'ın senden mutlaka istediği sabırdır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur: "Ve hepinizi mutlaka sınayacağız ki bizim yolumuzda üstün gayret gösterenleri ve sıkıntılara göğüs gerenleri diğerlerinden ayırabilelim. Çünkü biz bütün iddialarınızın doğruluğunu deneyeceğiz." İkincisi, sabrın ne kadar büyük sevabı ve mükafatı olduğunu bilmektir. Zira Yüce Allah bununla ilgili olarak şöyle buyurur: "Sabırlarının karşılığı cennet ve oradaki ipekler olacaktır." Sordum, nasıl sabredeceğim konusunda bana yol gösterir misiniz? Hangi sebepten sabretmeliyim? Sevap kazanma umuduyla sabretme hali bende ne zaman ortaya çıkar? Cevapladı, sen Yüce Rabbin şu ayetlerini işitmedin mi? Musa ona neyin doğru olduğu konusunda sana verilen bilgiden bana da öğretmen için senin peşinden gelebilir miyim dedi. Dedi ki, kesinlikle sen benimle beraber sabır gösteremezsin. Çünkü tecrübe alanı içinde kavrayamayacağın şeye nasıl katlanabilirsin ki? O yüzden sen hangi sebepten ötürü sabredeceğini bilmezsen sabır yükünü kaldıramazsın. Sordum, sabra ne zaman dayanabilirim? Sabrın o ağır yükü bende ne zaman hafifler? Cevapladı, Yüce Allah'tan sevap kazanmak için sabrettiğini ve sabredenlerin Allah-u Teala'nın katında ne yüce makamlara eriştiklerini bildiğin zaman. Bu bilgi senin kalbinde iyice yer edince sabır yükünü rahatça omuzlarsın. Nefsini yönetmek o zaman sana daha kolay gelir ve gösterdiğin çabanın ağırlığından yakanı kurtarırsın. Organların da rahat ve kolay bir şekilde ibadet ve taat yoluna girer. Sordum, manevi bilgiler arasında sabrı güçlendiren ve değerini artıran hangisidir? Cevapladı, gönül gözüyle ahireti gören bir kalp ilmi ve sarsılmaz bir imanın kazandırdığı bir nur, sabrın değerini artırır. Peygamberimiz Aleyhisselam ile Harisa Hazretleri arasında geçen bir konuşmadan kısım şöyledir. Efendimiz Aleyhisselam ona sordu: "Harise, gecen nasıl geçti?" Cevap verdi: "Gerçek bir mümin olarak sabaha ettim." Buyurdu: "Söylediğin söze dikkat et. Çünkü her şeyin bir hakikati vardır." "Peki senin imanının hakikati ne?" Cevap verdi. "Sanki ben Rabbimin arşını açıkça görür gibiyim. Sanki ben cennettekilerin nasıl nimetler içinde yüzdüklerini görür gibiyim. Sanki ben cehennemdekilerin nasıl bağırışıp çığırıştıklarını görür gibiyim. O yüzden de gündüzleri yeme ve içmeden kesildim. Gecelerimi ise uykusuz geçiriyorum." Allah Resulü buyurdu: "Ey Harise, basiretin açılmış. Buna devam et." Sonra da şöyle dedi: "Bu kişi Allah'ın kalbindeki imanı nurlandırdığı bir kuldur." Sordum, sizce kul acı ve elem çekmeden nasıl büyük gayretlerde bulunabilir ve nasıl uzun bir mücadele sürdürebilir? Cevapladı, kalbine işleyen ilahi korku ve saygının ve yine kalbinde kök salan manevi bilginin güçlülüğü oranında kul bunu çoğunlukla başarır. Derken kulun kalbi Allah'a iyice yaklaşmışların sahip oldukları o kesin bilginin ışığıyla ışıldar. Kendi yolunda büyük gayret sarf eden kimselere Yüce Allah'ın lütfettiği o mucizevi hallerle kalbi parıldar. Yüce kudretin etkisi ve yarattıklarının mükemmelliği karşısında kulun kalbi hayret ve hayranlık içinde kalır. Her türlü zahmet ve yorgunluk unutularak idrakin ve zihnin bütün dikkati Allah'ın o eşsiz yaratışındaki mükemmelliğin harikalarını seyre odaklanır. Böylece de kul Allah yolunda verilen mücadelenin, yapılan ibadet ve taatin doğurduğu acı, elem ve yorgunluklardan bütünüyle uzaklaşır. Derken o, kalp gözüyle seyre daldığı bu ilahi ihtişamdan dolayı artık ne elem duyar ne de yorgunluk hisseder. Sordum. Söylediklerinizi iyi anlayıp kavramam ve dediklerinizi aklımda tutabilmem için bana bir örnek verir misiniz? Cevapladı. Yusuf Aleyhisselam kıssasında geçen şu hadiseyi hatırlasana. Ve şehirde kadınlar birbirleriyle falan kişizadenin karısı genç kölesinin gönlünü çelmeye kalkmış diye dedikodu etmeye başladılar. Sudan yüreği paralanmış kadının, doğrusu açıkça yoldan çıkmış biri olarak görüyoruz onu. Kadınların bu kötü konuşmaları kulağına gelince kişizadenin karısı onları davet edip kendileri için mükellef bir ziyafet hazırladı ve her birinin eline bir bıçak tutuşturdu. Sonra Yusuf'a "Çık şimdi onların karşısına" dedi. Kadınlar onu görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler de "Aman Allah'ım" dediler. "Bu ölümlü biri olamaz. Olsa olsa gözde bir melek bu. Baksana delikanlı." Hazreti Yusuf onların karşısına çıkıverince gönülleri ve akılları allak bullak oldu. Onun eşsiz fiziki yapısı karşısında şaşkınlıktan dona kaldılar. Kendilerinden geçtiler ve hiç farkında olmadan ellerini kestiler de en ufak bir acı bile duymadılar. Ancak Hazreti Yusuf yanlarından ayrıldıktan sonra kestikleri yerlerin acılarını hissetmeye başladılar. İşte delikanlı, tıpkı Hazreti Yusuf'un yakışıklılığı karşısında kadınların kendilerini kaybetmesi gibi gönüllerde Rablerinin nimetlerinin eşsizliği, yüce kudretin üzerlerindeki hakimiyeti ve onun yaratmasındaki güzelliğin harikuladeliği karşısında hayranlıkla coşup taşar. Bu durum onların elemlerini giderir. Böylece onlar idraklerini sarsan ilahi ihtişam ve ilahi heybet ve azametin fevkaladeliğinden ötürü hiçbir yorgunluk ve acı hissi duymazlar. Sordum. Peki sabır bu ya metanet nedir? Yani direnç, dayanma gücü nedir? Cevapladı. Metanet, günahlardan kurtulup sevaba ve mükafata erişebilmek için zorluklara dayanmaya. Cevapladı. Metanet, günahlardan kurtulup sevaba ve mükafata erişebilmek için zorluklara dayanmayı, acıları tatmayı, elem ve ızdıraba katlanmayı insanın kendi nefsine kabul ettirmesidir. Çünkü sabreden kişinin gayesi Allah'a itaat ve taatin zirve noktasına ulaşmaktır. Metin olan kişi ise çok daha büyük acılara göğüs gerendir. Buna karşılık sabırlı kimsenin önünde kolaya ve rahatlığa kaçan yol ve çareler olduğu için sabırlı kişi metin olan kişi kadar büyük acılar çekmez. Sordum. Sabır ile metin olma arasında bir hal var mıdır? Cevapladı. Evet, ikisi arasında haz alma hali vardır. Sordum. Böyle bir durumda haz alma da ne demek? Cevapladı. Kul metin olduğu, yani dişini sıkıp tahammül ettiği zaman Yüce Allah onun bu büyük gayretini görüp beğenir. Derken ona öte alemden sabreden kulların makam ve mevkilerini yansıtan sahneler gösterir. Bunu gören kul Yüce Allah'ın bu eşsiz nimetinin tadıyla coşar. Sonsuz lütfuna tanık olur. Böylece de ibadetinin kadir ve kıymetini daha iyi takdir eder. Allah tarafından kendisine ne büyük ikramlarda bulunulduğunun farkına varır. Nimetlere gark eden o Yüce Rabbin huzurunda olma hissiyle bu manevi bilgi iç içe girer ve kulu metin olma makamından hareketle sabır makamına yükselmeye doğru iter. Sordum. Sabredenlerin hepsi aynı hal üzere midirler, yoksa farklı farklı derecelerde mi bulunurlar? Cevapladı. Farklı farklı derecelerde, bazıları bazılarından üstün durumda bulunurlar. Sordum. Onların bu farklılıkları neden ileri gelir? Cevapladı. Bu, onların idraklerinin değerine ve manevi özlem ve arzularının önemine bağlı olarak ortaya çıkar. Bak delikanlı, güç bir işin karşılığında biri bir ücret, diğeri onun 2 katı ücret, üçüncüsü de ilk ikisinin aldığından daha fazla bir ücret alırsa sence bunlar bu işte eşit midirler? Sordum, bana açıklar mısınız? Neden? Onlardan her biri kendisine ödenecek ücret konusunda sahip olduğu bilgi oranında sabrını kat kat katlar ve işini daha bir canla başla yapar da ondan. Sabırla yoğrulmuş kimseler içinde durum aynen böyledir. Onlar da bu mertebede Allah-u Teala'nın mükafatının ve ihsanlarının uçsuz bucaksızlığıyla ilgili bilgilerinin değeri ve derinliği nispetinde birbirlerinden farklılaşırlar. Bütün bunlar onların gönüllerindeki ilim ve irfana bağlıdır. Aynı şekilde kul, önündeki çıkış yolunu çabucak kat etmesi ve zorluklara metanetle göğüs germesi oranında ızdıraplara tahammül edebilir. Sordum, sabrımın değerini arttıran ve beni korkudan azat eden bir hali bana anlatır mısınız? Cevapladı, acı ve ızdıraplara senin göğüs gerip dayandığını, Yüce Allah'ın bilmekte olduğunu ve hep onun gözetimi altında bulunduğunu aklından hiç çıkarmamaz yeter sana. Nitekim eskilerden gelen bir rivayete Yüce Allah şöyle buyururmuş. Benim için kimlerin nelere katlandığını ve benim rızamı kazanmak için ne acılara göğüs gerdiklerini görüyor ve biliyorum. Hiç ben onların hayırlı bir davranışını zayi eder, onların bu yoldaki en ufak bir çabasını dahi unutabilir miyim? Cömert olanların en cömerti olan, ben niçin böyle bir şey mümkün mü? Cömert olanların en cömerti olan ben. Cömert olanların en cömerti olan ben için böyle bir şey mümkün mü? Ben ki cömertliğimle, ikramımla, benden yüz çevirenlere bile iyilikte bulunmaya devam ediyorum. Bana yönelen kullarım nasıl olur da ihsanlara boğmam? Sordum, Allah sizi esirgesin. Sabır yolu, üzerinde yürüyeninin az olduğu bir yoldur. Bu yola çıkmamda bana güç kuvvet verecek bir şeyler söyler misiniz? Cevapladı, bir hakimin ne dediğini duymadın mı sen? Bak o bilge ne diyor. Beni kızdıran, öfkelendiren bu işte varsa eğer rızası Yüce Rabbimin hem hoşnutum hem de çok memnunum. Günlerimi öylesi bir sabırla geçirdim ki her günüm bir öncekinden tatlı hale geldi. Tatlı olacak elbet çünkü onun adı sabırdır. Sordum, sabırla bezenmenin ardından hangi hal gelir? Cevapladı, buradan rıza makamına ulaşılır.